Ustam da seni istemeye geleceğiz. Abim beni sana hayatta vermez. Vermezse kaçar mısın benimle? Ben seninle her yere gelirim. Birbirinden iddialı yapımların arasına çok kısa bir süre sonra bir yenisi daha eklenecek. Şu sıralar tanıtımlarıyla heyecan yaratan Bir Zamanlar Çukurova için geri sayım başladı. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine. Bahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi sevilen oyuncuları bir araya getiren yapımın sinema filmi tadındaki tanıtımları olay yarattı. İlk fragmanı izleyen herkes şunu söyledi, yani müthiş bir iş geliyor galiba. İlk tepkileri tabii ki yakın çevremden aldım. Çok mutlular, kaliteli bir iş olduğunu düşünüyorlar. Ben de onlara tabii bunun izahını yapıyorum. Ama genel manada dışarıya da çıktığımda insanlar fragmanları, teaserları seyretmiş. Ve bana uzun zamandır böyle proje izlemediklerini söylüyorlar. Herkes sordu, film mi çektin yoksa dizi mi diye. Ben de aynı beğeniyle izledim, çok bekliyordum çünkü. Uzun zamandır çektiğimiz için. Ne anam var ne babam. Bir vicdansız üvey abimle eline kaldım. Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Peki sette durumlar nasıl? Bildiğiniz gibi bu işte sinerji çok önemli. Bir işin olmazsa olmazından biri ekip uyumudur. Uyumlu ekipler her zaman daha iyi iş yaparlar. Biz de Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu uyumu yakaladığımızı düşünüyoruz. Bütün oyuncu kadrosu ve bütün ekip birbirine kaynaşmış durumda. Sete girdiğimizde de aile yerine girmiş gibi hissediyoruz. Normalde her sette bunu bulamayız. Ama bu sette böyle bir sinerji oluştu. Bunun da meyvelerini toplamaya başladık diyebilirim. Kızım biri mi var sizin peşinizde? Orada! Bu hanım kız kim? Ben kız kardeşiyim. Fragmanlar hikaye hakkında biraz ipucu verse de biz biraz daha detay peşindeyiz. Hikaye isminden de anlaşılacağı üzere Çukurova'da, Adana'da geçen bir hikaye. İki çiftin ölüm kalım mücadelesi ve birbirine olan sevgisini anlatıyor ve onun dışında büyük bir savaşı anlatıyor, büyük bir çatışmayı anlatıyor dizi. Zaten Çukurova'yı anlatıyoruz. Babamdan bana kalan bu toprakların beyiyim ben anne. Yeryüzünde buraların sahibi benim. Yapım efsanevi bir aşk hikayesi izlemek isteyen televizyon izleyicisini ekrana kilitleyecek. 1970'leri anlatıyoruz. O dönemin sosyolojik yapısını anlatıyoruz, siyasi yapısını anlatıyoruz. Şöyle Ferhat ile Şirin gibi bir iş geliyor, öyle bir destansı, bir aşk masalı. Hikayemiz birbirini çok seven bir çiftin birbiri için, sevgisi için yapabileceklerinin sınırında olaylarla başlıyor aslında. Hikayenin başlangıcı bu. Sonra da güzel bir aşk hikayesi izleyeceğimizi düşünüyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki. Kelimeler yetmiyor anlatmaya. Karizmatik oyuncu Murat Ünalmış Bir Zamanlar Çukurova'daki karakteriyle şaşırtacak. Klasik bir Anadolu hikayesi diyebiliriz ama artık dizilerde özellikle benim kendi kariyerimde de tercih ettiğim farklı farklı rolleri oynama durumunu bu dizide gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü insanların artık biraz farklı hikayeler seyretmesi gerekiyor. Daha önce hiç oynamadığım bir rol oynuyorum. O yüzden heyecanlıyım. Seyirciye sürpriz olsun bu da. Demir'in çocuğunun olması lazım. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek Züleyha rolünde karşımıza çıkacak. Aşık bir kadın rolüyle izleyeceksiniz bu sefer. Yani aşkı için gerçekten sınırları zorlayan, sahip çıkan ve aynı zamanda gerektiği yerde kendi hayatını bile ortaya koyan bir aşık kadından bahsediyorum. Zor, yani belki anlamasın bu zamanda ama güzel bir karakter. Başkasını istemem. Biz birbirimize yeteriz. Benim gözüm senden. Yapım için muazzam bir çalışma gerçekleştirildi. Ve bu dev proje artık görücüye çıkmak için gün sayıyor. Çok kaliteli bir iş çıktı. Büyük bir prodüksiyonla çektik. Yaklaşık 1-1,5 yıldır hazırlığı yapılan bir proje. Şubat ayından beri de setteyiz. Şöyle söyleyebilirim, yani son zamanların en iyi çekilmiş işi olarak bunu nitelendirebilirim. Çok güzel oldu, bakalım. Çukurova'nın en büyük beyi oldun. Öyle gurur duyuyorum ki seninle. Ben yavrumu! Züleyha!
Uzun zamandır beklenen yapım Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz günlerde izleyicileriyle buluştu. Merak uyandıran yapımın yayınına dakikalar kala başrol oyuncuları Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek ATV ana haber bültenine konuk oldular. Bir Zamanlar Çukurova'yı ve karakterlerini anlattılar. Dönem işi yapıyoruz ve Adana'da geçen bir hikaye olduğu için 70'lerde Adana'da ne olduğunu da araştırma ihtiyacı içerisinde girdik ve böyle bir çalışma ortamında güzel çekim yaptığımızı düşünüyoruz. Çok iyi çekilmiş bir iş, çok iyi oynanmış bir iş ve kamera arkasından prodüksiyona kadar dört dörtlük bir iş görecekler. İki aşığı canlandıran Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'le yapımın güçlü karakteri Demir Yaman'a hayat veren Murat Ünalmış arasında keyifli diyaloglar yaşandı. Aşkımız biraz büyük bir aşk. Uğur'una bayağı bir şeyleri feda ettiğimiz güzel bir aşk. Güzel anlattığımızı da düşünüyorum. Güzel oldu güzel yani. Heyecanlıyım. Bayağı. Ben şimdilik aranızdan çekildim. Şimdilik dediğinize göre aslında diziyle ilgili bir şey de mi almış oluyoruz, tüyo da almış oluyoruz. Aynen öyle. Anladım. Çünkü, tamam. Orada duruşumuzdan belli zaten. Evet, ben şimdilik aradan çekildim. Hikaye, karakterler ve dönemsel ayrıntılarıyla dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova iddiasını reytinglerde de korudu. Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Sen orada, ben burada, bir şey gelmez elimizden. Sen orada, ben burada, ben de özledim. İlk bölümüyle ses getiren yapımın birbirinden özel karakterleri ATV'nin resmi internet sitesinde Bir Zamanlar Çukurova'ya ait bölümün özel videolar köşesinde kendilerine yer buldular. Ben Züleyha. Hep günleri saydım Yılmaz'la evlenebilmek, gözümü her gün onunla açabilmek için. Bir gün başımıza kötü bir şey geldi. Ama engel değil ki birlikte olmamıza. Ben Yılmaz. Benim için dünyada bir tek Züleyha var. Onun bana aşkla bakan gözler olmasa ben ne yapardım? Sizler de bu Day prodüksiyonun karakterlerine bir adım daha yaklaşmak istiyorsanız ATV'nin resmi internet sitesinde diziye ayrılmış bölümden bu özel videoları izleyebilirsiniz. Ben toprağımdan başka aşk bilmezdim. Ta ki bir gün trende onu görünceye kadar. Bir gün o da beni sever mi? İzleyicinin büyük beğenisini kazanan Bir Zamanlar Çukurova oyuncularıyla sizler için keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Büyülü bir atmosferi evlerimize misafir eden yapım hakkında merak ettiklerinizi konuştuk. Yılmaz ile Züleyha'nın destansı aşkını 70'li yılların nostaljik dünyasında ekranlarımıza yansıtan Bir Zamanlar Çukurova, dönem işi olmanın bütün heybetini üzerinde taşıyor. Bu, yapımda yer alan oyuncular için de heyecan verici bir durum. Seviyorum zaten hani dönem işlemi olmayı. Çünkü o kostümü giymeyi, o atmosferi solumayı, bu beni oyuncu olarak da daha çok heyecanlandırıyor, daha çok içine alıyor zaten. Yani bundan sonra da dönem işinde oynamayı tercih ederim. Çok heyecanlıyım çünkü, çok heyecanlanıyorum. 1970'leri anlatıyoruz. O dönemin sosyolojik yapısını anlatıyoruz. Siyasi yapısını anlatıyoruz. Şöyle Ferhat ile Şirin gibi bir iş geliyor. Öyle bir destansı, bir aşk masalı. Sen yoksan hayat yok benim için. Anlamıyor musun? Belki de bu yolun sonunda ölüm var. Ben sana nasıl derim ben de kendiyi. Ölmeyecekse beraber ölürüz. Ben seninle ölüme gitmeye de hazırım. 70'li yılların Adana'sında oldukça güçlü bir karaktere hayat veren Murat Ünalmış'a yapıma nasıl hazırlandığını sorduk. Birkaç dönem işi yapmıştım daha önce. Dönem işlerine karşı da bir sempatim var. Şimdi o tarihte doğmuş olmadığım için, hayatta olmadığım için daha daha büyülü geliyor bana. 1970'leri babamdan dinlemişliğim çoktur. Bu bağlamda bu projeye hazırlanırken 1970'in tabii aksesuarlarından tutun, yaşam tarzına, müziklerine kadar ve hala hatta hayatımız arabada bile 1970'ler müzikleri dinleyerek geçiriyorum zamanımı. Dolayısıyla o atmosfere kendimizi adapte edebilmek için 70'lerde ne olduysa gazeteler, mecmualar dahil bir şekilde hayatımızın içinde mevcut. Bu projeye de böyle hazırlandık ve hazırlanmaya da devam ediyoruz.
Anne ne yapıyorsun sen? Niye çekilmedin ya, duramasaydım? Sana kaç kere bu uçağı uçurmanı istemediğimi söyledim. Anne, ilk kez uçurmuyorum bu uçağı. Tarlalarımı kendim ilaçlıyorum, ne var bunda? Biz mahsulü insan kuvvetiyle bir ayda kaldırabiliyoruz. Ama Fransız çiftçi ne yapıyor? Makineyle bir giriyor, yarım günde iş toparlıyorlar. Şimdi bu makinelere sahip olsak bu işin maliyeti ne olur? Sadece mazot parası. Teknolojinin henüz insanlığı esir almadığı, her şeyin tamamen kirlenmediği zamanlar. İlham alınacak öyle çok şey var ki. O insanların ilk kavuşmaları, o hani o dönemdeki o duyguların o saflığını, temizliğini, bütün o hasretleri, özlemleri, kavuşmaları hepsini birebir en saf halini anlatmaya çalıştık. Çok güzel bir Türkçe var. Çok güzel konuşuyorlarmış o dönemler. Yani insanların birbirine saygısı var. Jest ve mimikler çok statik, çok etkili, çok belirleyici. Onlara dikkat ettim. Yani yürüyüşünde bile başka bir şey var çünkü izlediğim filmlerde. Polis gelir beni alıp götürürlerse. Ama postanımla bile bil ki sen benim göz bebeğimsin. Bir göz bebeğin olsam da karın olmak istiyorum senin. Bir gün alıp götürürlerse seni, bilirim ki Yılmaz benim kocamdır. Hep beni düşünür. 70'ler. İnsani ilişkilerden kıyafetlere ve tavırlara kadar bambaşka bir dünya. Önce oyuncuların yaşamadıkları bu dönemi anlamaları gerekti. Daha çok film izledim. O dönemin Türkiye'deki tarihi, siyasi tarihine baktım. İşte biraz önce söylediğim gibi sosyolojik yapısına baktım ama en çok müziklerini dinledim. Çünkü bir dönemi anlamak için müzikleriyle anlarsın. O zamanlarda telefon yok. İnsanların mektup yazdığı, birbirine mektup yazdığı bir dönem. Ve insanların göz göze temas ettiklerinden bütün duygular çok saf, çok temiz, çok inandırıcı. O yüzden hani sahnelerde daha çok bunu nasıl yaparım diye düşündüm ve daha çok temas ederek bütün duygularımla oynamaya çalıştım. Bak, yiyecek ekmeğimiz yok. Yarınımız belli değil. Ama sen yanımdasın. Ne bileyim Züleyha, işsizlik, parasızlık, kaçak hayatı. Boğazımıza kadar yalana battık. Yapımın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, sade güzelliği ve naif oyunculuğuyla göz dolduruyor. Genç oyuncu bir zamanlar Çukurova'da saç, makyaj ve kostümleriyle 70'ler ruhunu yansıtıyor. İmajımızı en başta yeniledik. Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz baştan aşağı. Saç, makyaj, kostümler. En başta böyle başladık. Daha sonra işte tavır, telaffuz, bunlara çok dikkat ederek ilerledik. Yani bir şekilde günümüzden ayırmak için belli şeyleri yaptık tabii, evet. Yola çıkmış arıyorum, kaybettim aşkımı. Sakın bana ümit verme, seveceksen başkasını. Murat Ünalmış yapımdaki imajıyla oldukça dikkat çekici. 70'lerde benim canlandırdığım karakter, minvalinde yaşayan insanlar ne tip bir saç modeli yapıyorlar, ne tip bir bıyık modeli. Bunları tabii ki çalıştık. Ama bir de vücut dili var tabii ki. 1970'lerde, 60'larda, yani bundan bir 40-50 yıl önce insanların daha bir derli toplu, daha bir özenli olduğunu görüyoruz. Dizimizde de bunlar seyirciye yansıyacaktır. Bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Dönem işleri benim en keyif aldığım işler açıkçası. Çünkü yaşamadığım bir dönemi empati yapabilmek, bunu ruhumu katıp canlandırabilmek benim için çok keyifli. Bir zamanlar Çukurova için çalışmalar Şubat ayında başladı ve ekip sıcak yaz aylarında bile Adana'da çekimlere devam etti. Valla güzel. Ben daha önce çalıştım Adana'da. Çok sıcak olmasından ziyade çok güzel bir şehir. Büyük şehir zaten. Çok güzel resimler var. Çok güzel resimler çektik. Adana ve Çukurova'nın zaten bize kattığı görsel bir ekstra hani izlenmesi bir durum var. O da çok hoş bir detay. Adana güzel. Ben seviyorum Adana'yı. Adana yemekleri bakımından çok zengin bir şehir. Ki eski bir yerleşim yeri olduğu için orada bir tarih de var aslında. Adana'da çok memnunuz, çok mutluyuz. Gerek Adana insanı, çok sıcak insanlar, gerek yemekleri, gerek ortamımız
gayet sıcak ve güzel. Adana'yı seviyoruz. Adana yollarında, pamuklar dallarında, Allah canımı alsın yarın kollarında. İlk iki bölümüyle şimdiden iddiasını ortaya koyan Bir Zamanlar Çukurova izleyiciye keyifli bir sezon vaat ediyor. Biz çekerken de çok heyecanlandığımız, çok gerçek duyguların olduğu bir iş ve gerçekten seyircinin bir takım sıkıntılarını, günlük ya da genel sıkıntılarını bırakıp bir şekilde başka bir hayata dahil olduğu bir iş, güzel bir iş. Ben çok heyecanlıyım. Güzel bir dizi yaptığımıza inanıyoruz. Kaliteli bir dizi çektik. Bayağı da emek harcandı. Hikayemizi sevdikleri zaman, senaryomuzu sevdikleri zaman bir şekilde zaten bunun feedbacklerini, karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. O yüzden seyirciye televizyonun karşısında keyifli zaman geçirmek ve kaliteyi vaat ediyoruz.